yüzden donuklarını söktürdüğüm, çözdürdüğüm her neyse işte siz anlayın onu. Tavuk göğsünü parmak parmak, şöyle parmak parmak doğradıktan sonra boğuldu. Neyse işte bir kasenin içine ya da işte ne derseniz bir kabın içine sıvıya kattım. 2 kaşık karabiber koydum, acı biber koydum, pul biber koydum, kekik koydum, tuz da kattım. Öyle güzelce böyle 10 dakika boyunca karıştırdım. Sonra tak tencereye attım. Pişiyor. Pişmeye devam etsin bakalım. Şu kenara da gördüğünüz gibi karış. Şunlar da biberler. Birazdan yine konuşacağım. Ama ilk önce bir pişsin. Suyunu çeken tavuk göğsümüz. Şöyle biraz daha fazla. Karnet suyunu çeken tavuk göğsü pişmesine az bir zaman kaldı. Şu an kızarmaya başladıysa demek ki pişmiş demektir. Son işlem için birazdan uygulamamızın son aşamasını gerçekleştireceğiz. Laboratuvar ortamında yemek pişirme. Gerçekleştirmek üzere. Fırınlık söylesi. Bu arada tek beşli kullandığımı söyleyelim. Kalpteyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ey. Sesi de değişti. Ey. Etrafta bakalım. Geçen gün file markete gitmiştik. Orada da bir tane bolez herhalde. Bir tavuk aldık. Aman Allah'ım, neydi o tat, o neydi? Tavuk diye uzun zamandır yememişiz tavuk. Evet, şimdi son aşamasını gerçekleştirdiğimiz tavuk göğsü pişirme operasyonu 2 dakikalık ömrü kaldı. Bu kendini harmanlıyor mu, çekiyor mu, yatıyor mu, kalkıyor mu artık ne yapıyor kendisi bilir. Bu birazcık fokur fokur böyle hani olur ya yanağdarlan lavları vardı böyle popopopo kalkar iner kalkan iner kaynayan kaynar sular onun gibi. Evet. Şimdi tavuk göğsünün son şeyine sıra geldi. Bildiğiniz düz kursu. Yardımcı olsun bakalım bana. Biliyor musun hem yemek pişirirken hem kamera tutuluyor. Her zaman yardım edendir. Yeterdir herhalde bunun şeyi. Biraz dursun, kendini çeksin. Yemeği hemen yemeyin. Midiniz olup diye oturur. Evet. Konuştum. Olmuştur herhalde. Tamam mı? Ayağı veremedi bir şey. Konuşma sen. Yardımcılar konuşmaz. Asıl görevde rol alanlar konuşuyor. Bir sürü video izliyoruz. Biraz aslınıza örnek alalım da kendimize. Bakalım ne zaman kaynayacak. Evet. İçine biz kırmızı biber katamadık. Çünkü yok. Biz de yeşil biber kattık. Öyle bir çevirmiştik. Yardımcım işi bıraktı kaçtı. Demek ki maaşı iyi bulmadı. Şimdi kendi başıma yapmaya çalışıyorum. Oldu galiba. Evet. Biberlerimiz de oldu. Son operasyonu tamamlıyoruz. Bana afiyet olsun. Evet, tavuğun tadına baktım. Yumuşak olmuş. Yani yenilebilir. Sert olsaydı bir anlam olmazdı. Evet sayın seyirciler, bu bir tavuk fayta. Elimizdeki olanaklarla kendimize bir fayta yaptık. Bu şekilde bir yemek.
Gördüğünüz üzere bu harçlıkları çıkıyor. Yeter. Bu kadar karıştırmak yeter. Daha fazla hamur olmasın. Tavuk faytanın son hali. Bana afiyet olsun. Ben yiyeceğim sadece.